Sen bu elindeki markayı biliyorsun aslında. Bilmiyorum. Onun sivri burun, çizmeleri, botları var. Çizmesi de var, botu da var. Sağında, solunda, önünde fermuar motifleri olan. Onu giyecektin, üzerine çekecektin paçaları. Sadece biz uçlarını görecektik. Pantolon boyu o kadar kötü oldu ki topuklu ayakkabıda. Bu nedenle giyemedim. Onda öyle durmayacaktı işte. Onun zaten çok büyük bir topuğu yok. Çok yüksek bir topuğu yok. İnanılmaz bir koleksiyon. Ben seviyorum. Sen bu çantasını bulduysan ayakkabısını da bulurdun zaten. Korkunç yani. Yapamadın. Gözlük de olmadı hiç. Teşekkürler. Bu ayakkabılar, bu çanta alakası yok birbiriyle. Aslında çok güzel görünüyorsun ama minik bir şıkırtı, bir broş mu olsun? Bir şey isterdim, bir şıkırtı eksiği. Minik minik bir şey, öyle abartsan abartsan sevmezsin zaten. Minicik burada bir şey isterdim, daha güzel dururdu çocuğum. Teşekkür ederim. Yuşam. Gayet cool duruyorsun, çantan çok kombinine uygun. Fakat ben muhakkak belinde bir kemer, bir şey görmek isterdim o kısa bolero gibi duran ceketinin altında. Gözlüklerin hoş, asla ayakkabılarını istemedim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 5 yanlış. Teşekkür ederim. Ne? Ne? Wow. Ne demek ne ya? Hayatım 6'yı da verecek. Bravo, ne demek bravo, ne ya? Yok bravo. Aşkım ondan 2 jüri ya onun için. Tabii bravo. Beğendim. Olabilir tabii evet. Ki. Peki hala. Teşekkür 1. ederim. Eda bana. Kaç? Ne? Wow. Yaptın ya bana. 2. 3. 3. Teşekkürler. 3. Teşekkür ederim Gülşen. Evet. Pekala Yağmurcuğum, seni yerine alıyoruz ve Aleyna geliyor. Kimse alkışlamadı. Seni alkışladın mı? Ben yürüyorum. Yağmur gördün mü nasıl? Beraber alkışlayın. Hadi sen. Hoş geldin Aleyna. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun diye sormayacağım. Ben sana söyleyeyim. İnan senin bölümünü izlemedim bugün. Sanki sen Paris'te denk gelemedim. Çok yoğundu. Bir abajur. Hayır sen Paris'te fotoğraf çekilmek için Eyfel'e giden, Louvre'a giden, hazırlanan o Japon kızları gibi falan gördüm seni şu anda. Fotoğraf çekilmek için hazırlanan. Lütfen konseptin nedir? Çok tatlıydı sizin de söylediğiniz ama evet ben Paris'teyim. Hiç belli değildi zaten. O şapkayı zaten bir taktın çıkaramıyorsun. Japon mu değilsin yoksa? Yok hayır. Moda okulumdaki ilk günümdeyim. Anlat bakalım fiyatlar. Çizmelerim 150 TL. Kumaşlarımı 180 TL ödedim, gömleğimi 100 TL, takılarıma ve şapkamda dahil olmak üzere 80 TL ödedim, çantam 30 TL. Tamam, şöyle. Dön etrafında. Dönmesem. Dönmelisin. Tamam. Gömleğim çok yukarı çıktı, onu indirmem lazım ama bunun için eteği kaldırmam lazım. Eteğim yamuldu, farkındayım. Bunun için de eteği kaldırmam lazım. Şimdi bir dakika, sen bu eteği yaptırdın mı, aldın mı? Evet, bu eteği yaptırdım. Lütfen bana, ben dediğim gibi görme problemim var. Çizmelerim krokodil değildi. Krokodil. Krokodil. Bravo sana, yanlış. Ben çok söylerdim bir... sakin olun. Hemen nasıl atlıyorlar? Deri alacaktım. Bak çok soft. Bak burada kurdelen evet. Var. Böyle tüllerin var. Olmaz, krokodille bir araya gelmez. Evet. Hiç beğenmedim. İster moda olsun, ister herkes giysin. Nedenim neyi beğenmedim onu anlatacağım. Madem böyle bir şey yapmışım. Buradan yarım bir beyaz çıkıyor. Arkadan bir beyaz çıkıyor. Ebe kızım yanlış. O beyazları madem kullanabilir hiç, olur içine sokaydın. Bir. İkincisi dışarı çıkarmak istiyorsan altındaki bu eteğin, üstündeki bu eteğin anlamı yok. Öbür türlü muhteşem olurdun benim için. Fikrini sevdim. Ama o hani yarısı gözüküp yarısı gözükmemesi olmaz. Hı hı. Tabii ki etek fikrin de çok güzel. Ama çok saçma sapan bir dikiş. Ama biliyorsun ki bu podyumda hiçbir zaman bu dikiş hatalarını görmüyorum, görmezden geliyorum. Asla krokodil olmaz. Buna ne giyecektin? Süet, böyle diz altı, bağcıklı, özellikle yuvarlak burunlu ve şöyle küçük topuklu. Onun anladım. Hakkıdır. Öyle bir çizme giymen gerekiyordu. Ve üzerine muhakkak ki bir trench coat. Muhakkak ki.
Her Paris konseptinde bu şapka var. Ne zaman hayır. çıkacak bu şapka? Nasıl hayır? Hayır. Nasıl hayır? Her Paris konseptinde yok. Çünkü ben her üçüncü kez falan var. Gidiyorum ya herhalde. Paris değil de her konseptinde ya var. Bir şey söylemek istiyorum. Neden sürekli atlıyorsun ya? Her beni konseptinde varmış. Bırak bıktım senden. Bir dur. Bak hareketlere bak. Allah Allah sürekli bak, onu duyuyorum. Siz oradan tanımıyorum. Beni rahatsız etme. Şapka kafana yapıştı ameliyat alacaklar yakında kafandan. Sen misin benim jürim? Sen anne beni Allah bir rahat Allah. Bırak konuşma ya. Orada oturduğun yerden beni sürekli konuşan o itici bakışları durmadan atan sensin. Beni rahatsız ediyorsun. Ben bir şey söyleyince mi? Rahatsız ediyorsun. Rahatsız ol. Burada iki kişi bir diyalog kuruyorsan sen buna saygısızlık kulağım bu şekilde burada. Yapamazsın. Her konseptinde bu şapkayı takıyorsun. Ben seviyorum Serdar Bey bu şapkayı ama bu şapkayı takıyorsam da mutlaka farklı kombinlerle takıyorum. Eğer bu rahatsız etmişse farklı renklerin takmayı dene bence. Tamam. Sürekli siyah takıyorsun. Ayrıyeten içindeki eteği ben sana çok yakıştırdım. Bunu ama mu? Evet. O zaten arkadaşlarım da söyledi. Hemfikirim o gömlek zaten çok saçma. Bir yeri var, bir yeri yok. Ben ne isterdim biliyor musun üstüne? Kaşa bir pelerin yerlere kadar uzanan. Çok güzel olurdu. Egzotik deriyle romantik bir eteğin ve burada romantik bir kurdelin ne alakası var? Lütfen artık en eski yarışmacılardansın. Hata yapma. Lütfen artık bu hataları siz yapmayın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet puanlama. Fikrin yıkılıyor ama bugün anladım ki daha çok yolun var. 3. Teşekkür ederim. Ah kızım orada acılar içinde oturdun benden bu puanı almak için. Olsun iki kızım. Hocam. Teşekkür ederim. 3 Aleyna'cığım. Teşekkürler. 3 Aleyna'cığım. Teşekkür ederim. Evet seni yerine uğurlarken biz de puanlamaya bakalım. Sonuçlar evet. Neymiş? Sol baştan başlıyoruz. Müthiş girdik ya bu seneye biz. Aleyna 11 puan. Hülya 10 puan. Eda 6 puan. En düşük puan Eda'nın. Evet. Alkışlıyoruz nasıl becermiş. Bu kadar başarılı. Bravo. Melike 8 puan. Özlem 9 puan. Su 10 puan. Ve Yağmur 12 puanla günün birincisi oldu. 12 puanla günün birincisi oldu. Konuş konuş. Bundan ileride mi konuş namın yürüsün. Evet. Gerçekten. Evet yarının konseptini merak ediyor musunuz? Evet. Söyleyeyim mi? Evet. Etek, süveter ve ayakkabı şıklı. Etek, süveter. Sakın ha, sakın siyahları yapmış. Böyle sıra sıra siyah görmeyin. Sakın. Etek, süveter. Neredeyiz? Bakırköy. Evet, yarın Bakırköy'deyiz. Bugünlük bizden bu kadar. Sizi öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın görüşürüz.